Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Kaybolmuş benliğim, bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Bir hayal tufanı eser başında, hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm ümitler yabancı bana, seni aramaktan bak ne haldeyim. Efkarım birikti, sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, mutluluktan haber ver dilek taşı. Efendim, Kon TV ekranlarından, Hayat Var programımızdan ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay inanın, sizi 3 haftalık süre içerisinde ne kadar çok özledim. Sanki böyle insan bir gurbete gider ya, kimsesiz kalır ya, hani dilini bilmez, örfünü adetini bilmez. Emin olun o duygularla özledim sizleri. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorum bu süreçte aslında beni yalnız bırakmadınız. Sürekli yazan, ne zaman program başlayacak, özledik artık, ekrana gelin, dönün diyen birçok izleyicimize, birçok takipçimize de buradan sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Zaman belki benim için biraz hani zaman çok farklı bir kavram. Bazen çok hızlı geçer. Bazen böyle geçip gitmek bilmez. Emin olun 3 hafta süre öyle geçti. Şükürler olsun. Sizlerle birlikte sağlıklı bir şekilde tekrar yeni yayın dönemimizde, Kon TV yeni yayın dönemimizde sizlerle birlikteyiz. Hayat Var yine kendi saatinde ve kendi yayın günlerinde sizlerle birlikte olacak. Ben öncelikli olarak bütün ekip arkadaşlarımıza, programcı arkadaşlarımıza, Kon TV Anmek ailesine, herkese güzel bir yayın dönemi diliyorum. Bizler tabii ki hani tek başımıza şu an belki ben ekranda görünüyor gibiyim ama kocaman dev bir ekiple ekranlarda sizlerle birlikte buluşuyoruz. Tabii ki yönetimimizden bütün ekip arkadaşlarımıza, rejideki, stüdyodaki, kamera önündeki ve kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum ve güzel, başarılı bir yayın dönemi diliyorum. Dediğim gibi heyecanlıyız. Hani ne kadar böyle yıllardır ekranlarda olsak da aslında her başlangıç bir heyecan benim için. Yeni programlarımız var. Onların tabii ki tanıtımlarını izliyorsunuz. Bizler de sanki yeniden bugün ilk defa ekrana çıkıyormuş. Aynı heyecanla, aynı duygularla sizlerle birlikte buluşuyoruz. Güzel bir yayın dönemi olsun diyorum. En büyük tabii ki destekçimiz sizlersiniz. Bizler ekrana böyle çıkıyoruz. Güzel konuklarımız sizlerle birlikte buluşturuyoruz ama sizlerden de kocaman dualarınızı istiyoruz. Güzel dilek ve temennilerinizi istiyoruz. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyelim. Bugün müzik dolu bir program olsun dedik. Sohbet dolu bir program olsun dedik. Çok kıymetli iki değerli konuğum bugün bizlerle birlikte olacak. Sevgili Mehmet zaten o kadar güzel bir şarkıyla merhaba dedi ki, dilek taşı. Evet. Hepimizin dilekleri gerçek olsun inşallah. İnşallah. Bu dilek ve temennilerle de yayınımıza başlamış olalım. Sevgili Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar.
konuşacağız, bol bol tanışacağız. Tabii Mehmet'i ilk defa dinledim ben ama evet, muhteşem bir ses ve yorum. Sevgili Fatma ablacığım, hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Şimdi dedik ya hani ilk yeni yayın dönemi ama sanki ilk defa ekrana çıkıyormuş gibi aynı heyecan. Emin olun hiçbir zaman değişmedi. Benim yıllardır ekranlardayım ama o hep ilk yeni yayın dönemleri benim için şeydir, heyecandır böyle. Sanki yeniden çıkıyormuş gibi, yeniden işe başlamış gibi hep o heyecanı yaşarım. O heyecan önemli galiba, ayakta tutan, ki senin de sahnede eminim. Evet tabii ki, uzun zaman sonra. Öyle oluyordur. Sonra böyle konteynerimizin binasına geldim. Fatma ablacığım böyle bana kocaman bir buket çiçek getirmiş. Şimdi Fatma ablayla biz tanışma hikayemizi de anlatacağız zaten. O bizim izleyicimiz. Benim daha önceki radyo programlarımda da en büyük dinleyicilerimden bir tanesiydi. Hikayesini birazdan söyleyeceğim. Bana böyle kasımpatı çiçeği dedim. Hayır, o kasımpatı çiçeği değil dedi. Kadife çiçeği. Kadife çiçeği dedi. Kasım ayında değiliz ki dedi. Daha Ekim'deyiz. Kasımpatı Kasım ayında çıkar. Evet. Bakalım, bana çok güzel kokusu. Mis gibi sardı. Çok teşekkür ederim. Senin kalbine, yüreğine sağlık. Bütün detayları konuşacağız. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Sen de iyisin. İyiyim Allah'a şükür. Evet. İlk gün dediğimiz gibi konuklarımız da benim için çok kıymetli ve özel. Evet. Sevgili Mehmet, önce seni tanıyarak başlayalım. 24 yaşındayım. Müzisyenim. Yaklaşık 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Müzik yapmayı seviyorum. Konya'da çeşitli restoranlarda, kafelerde sahne alıyorum. Onun dışında biz de heyecanlıyız aslında biraz yani. Evet. Çünkü uzun zaman sonra bayağı yaklaşık bir 5-6 ay sonra sahne yapabilme fırsatı bulduk. Yeniden başlamış gibi olduk. Sevindik biz de. İnşallah bu süreç bir an önce biter ve bunun temennisini İnşallah. Diliyorum. İnşallah. Onun dışında sosyal aktivitem pek yok yani. Müzikle uğraşıyorum. Çünkü müzik benim hayatımın her yerinde olduğu için. Zaten işten dolayı pek de fırsat bulamıyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz o şekilde. Müzisyen arkadaşlarımızla. Bu şekilde müzik zaten ediyorum. Hayatın tamamı demek. Tabii, değil mi? Tüm tabii akışı. Ki, belki tabii bütün ki. Hayatın akışında müzik olmazsa olmazın evet. bir parçan aslında. Evet. Bugün çok güzel repertuarında şarkılar var sevgili Mehmet'in. Evet. Ben de çok merak ediyorum. Dilek Taşı da çok güzel oldu aslında. Hani böyle ilk başlangıç şarkısı olarak. Çok güzel bir şarkıdır. Çok eski ama güzel bir şarkıdır. Evet. Benim de sahnede sürekli söylediğim şarkılardan bir tanesidir. Çok beğenirim zaten. Biraz Türk sanat müziği seviyor musun gibi bir hissiyat aldım, öyle mi? Şimdi bizim müzik kültürümüzün geneli zaten Türk sanat müziği olduğu için önce bence onu bilmek gerekiyor. Türk sanat müziğini bilmek gerekiyor. Onun dışında slow, pop gibi tarzlar da var ama benim böyle biraz daha dinlendirici müzikler seviyorum ben. O yüzden biraz daha onlara yer vermeye çalışıyorum repertuarımda. Evet, bugün hepsini dinleyeceğiz. Türk sanat müziği de olacak, halk müziği de olacak, İnşallah, evet. pop müziğimiz de olacak, hepsi olacak. Evet, müzikle gidip araya gideceğiz. Peki. Fatma ablacığım, konuşmaya devam edeceğiz. Tabii tamam. Fatma abla nereden tanışıyoruz, nasıl tanıştık, bazı insanlarla tanışma hikayesi vardır. Ve sonrasında da ömür boyu bir dostluğa, izleyicilikten bir dostluğa dönüşür. Evet. Fatma ablam da bugün öyle, sağ olsun, eksik olmasın. O zaman şöyle yapalım, Mehmet seninle tekrar güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında araya gitmemiz gerekiyormuş. Bugün çok hızlı Tabii geldi ki. Arkadaşlar ara. Değil mi, hızlı geldi? Bana mı öyle geldi acaba bilmiyorum. Sevgili Mehmet, söz sende. Sonrasında Tabii kısacık bir ara, hemen geliyoruz. Ne söylesem, ne beklesem, yaradandan ya da kaderimden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermediysen. Ne söylesem, ne beklesem, yaradandan ya da kaderimden ele geçmez İstediğin uğruna savaş vermediysen. Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi.
acısını, çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani gülen gözlerle kapında bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani gülen gözlerle kapında bekleyen dargın anılar gibi. Gülüm soldu, bülbül sustu bu can evinde. Yürek yandı, ten kurudu şu yaban elde. Yarın ismi her zerrede, her nefesimde. Nadan bilmez, yaren bilir, dermanım sende. Yarın ismi her zerrede, her nefesimde. Nadan bilmez, yaren bilir, dermanım sende. İki şaştı, bir bağlandı, sevda var sende. Senden ayrılmaksa varmış ey yar kaderde. İki şaştı, bir bağlandı, sevda var sende. Senden ayrılmakça varmış bu kaderimde. Allah kimseye ayrılık vermesin, ben her zaman söylüyorum. Hani bu tarz belki fiziksel ayrılıklar gelip geçici de Konya'da öğrendiğim bir duadır. Rabbim ölüm ayrılığı vermesin. Amin. Büyüklerimiz hep böyle dua ederler. Ama böyle küçük ayrılıklar da bazen güzel kavuşmalara vesile olabiliyor. Bugün programımızda izleyicilerimize kavuştuğumuz gibi. Sevgili Mehmet, tekrar diline yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir repertuar. Bana da sürpriz. Ben de burada öğreniyorum. Bana da sürpriz. Bana da sır gibi söylendi. Hiçbir şekilde bilmiyorum repertuarı. Ben de burada öğreniyorum sizlerle birlikte. Tekrar yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Fatma ablacığımla biz sene karşı 5 yıl, aslında çok daha öncesinde tanışıyoruz. Evet, eskiden. Mehmet Usta'mla, eşiyle çok eski tanışıyoruz. Evet. Şöyle bir anımız var Mehmet Usta'yla. 95'li yıllardan falan. Kaç yıl olmuştu? 95'li yıllardan falan, 2000'li. Olabilir. Tam tarihini hatırlamıyorum, tarih özürlüğümdür. Şimdi ben böyle Mehmet Usta, eski sanayide bir tamir atölyesi vardı. Ben böyle arabam bozulduğu zaman Mehmet Usta'ya, usta ben bir sesini dinlesem anlar mısın derdim. Mehmet Usta'yla böyle bir iletişimimiz var eşiyle birlikte. Evet. Sonrasında biz Fatma ablayla tanıştık yıllar sonra. Ve Fatma abla tabii çok ayrı bir yanı var bende. Ne zaman böyle ay bir bazlama olsa da yesek dediğimde yapıp getirmiştir radyo yayınına. İşte burada annemiz de yok, bir aşure yapanımız da yok dediğimizde bir böyle kazan dolusu aşure yapıp çalıştığım radyoya getirirdi. Çok ayrı yeri var tabii ki. Böyle meyveler, bahçelerinden meyveler, domatesler, böyle güzel dinleyicilerimiz, sonrasında dostluğa dönüşen evet. Dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz oluyor. Fatma abla, buyurun. Kaç yıl oldu dedik.
tanıştık dedik, dostluğumuz devam ediyor dedik. Ama sen gerçekten çok yoğunsun. Aslında ev hanımı ama üretken, sürekli üretken. Hem kendi için, hem ailesi için, hem sevdikleri için evet. Sürekli üretken bir insansın. Biraz seni tanıyalım. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir de senin dilinden tanıyalım. Ev hanımıyım. 3 çocuğum var, torunlarım var. Bazı hayır kurumlarında çalışıyorum. Örgü olarak. Çocuklar için şapka, boyunluk. Onları yapıyoruz. Kırtasiye malzemesi alıveriyorlar. Giyecek çorap alıveriyorlar. Meyve suyu, kek. Onları alırlar. Biz bunları paketleriz. Okullardan liste yaparız. Öğrenci sayısı alırız. Kız, erkek öğrenci sınıf sayısı alırız. Yaptığımız işleri onları hediye olarak götürür gideriz. Onları orada giydiririz. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. 10 kişilik bir bayan grubuyuz. Biz, neydi sizin grubun adı Fatma ablacığım? Şimdi biz örgü severler olarak değiştirdik. Önce bir ilmek bin yürektik. O gruptan çıktık. Biz kendi aramızda Konya grubu olarak kaldık şimdi. 10 evet. 10 kişiyiz. Sorumlu arkadaşımız Nazlı var. Buradan arkadaşlarıma da selam söylerim hepsine de. Bu pandemiden dolayı bu süre ara vermek zorunda kaldık. Ama yine de elimizden geldiği kadar evlerde yapıp arada bir toplayıp hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet. Tabii çocukların şu an okul dönemi yok evet. Ama yine de ben her zaman söylüyorum. Mehmet'le de reklam arasında konuştuk. Aslında evet. Bu süreçte gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlar da evet. Var. Yani hani belki eve kapandık, çok evlerdeyiz. Fazla. Çok dışarı çıkmıyoruz belki ama mesela Mehmet'le onu konuşuyorduk reklam arasında. Müzik sektörü, müzisyenlerimizden. Değil mi ya, Mehmet? Şimdi şöyle evet çok kötü bir durum oldu. Tabii isteyerek olmadı ama şimdi bu işten geçimini sağlayan, para kazanan insanlar var. Ve şimdi iş olmuyor, çalışamıyorlar. Şimdi ne kadar istemeyerek de olsa bunun bir onlarda bir kırıcı yanı var. Çünkü çoğu sektör bildiğim kadarıyla şu anda aktif durumda. Evet. Şimdi müzik sektörü de aktif durumda ama şimdi burada şöyle bir karışıklık var. Pandemi olduğu için insanlar çekinerek geliyorlar. Dinlemeye de işte oturmaya da. O yüzden şimdi ne kadar açık olsa da işletmeci bir gün iki gün bakıyor ve sonra diyor ki yani zaten iş yok işte müzik yapmayalım işte ne bileyim sahne yapmayalım gibisinden. Onların işine engel oluyor aslında böyle bir şey ama benim temelim tekrardan tamamen bitmesi i̇nşallah. Ve her şeyin normale dönmesi. Evet. Konuştuğumuz gibi inşallah herkesin işi gücü normal seyrine döner. Ne bileyim ya ben bunu temenni ediyorum. İnşallah. Yani. Tabii müzik sektörü dedik. Onun dışında birçok sektör. Tabii ki her sektör evet, yani. Her sektörde hemen hemen insanlarımız evet. Tabii ki mağdur olan kişilerimiz oldu. Bu süreçte de tabii ki sizler destek evet. Oluyorsunuz. Yine ben bunu çok duyuyorum müzisyen arkadaşlarımdan. Müzik yapan arkadaşlar, durumu iyi olan arkadaşlar aralarında bir şeyler halledip müzik işte hayatına devam edemeyen belki bu süreçle birlikte İşte çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayan ya da sıkıntı yaşayan insanların birbirinizin arasında evet. Da bir yardımlaşmanız oluyor aslında galiba. Aslında şöyle de bir şey yapıyoruz. Biz çok güzel bir şey yapıyoruz. Tabii ki benim çalıştığım arkadaşlarımla beraber biz bunu yürütmeye çalışıyoruz. Mesela ben 4 gün, 5 gün bir yerde sahne alıyorsam, şu an çalışmayan arkadaşım varsa 2 günümü ona veriyorum ki o da kazansın, o da işte bir şeylerin sahibi olsun diye. Belirli yerlerde görüşüyoruz mesela çalışacağımız yerlere. Ben başka bir arkadaşımı yönlendiriyorum. İşte o beni yönlendiriyor gibisinde yardımlaşarak hani bu süreci aşmak zorundayız çünkü. Hani yardımlaşmasak hem şimdi ben çalıştığım için bir taraftan arkadaşımın kırgınlığını hissediyorum. Hem de bu şekilde benim gönlüm rahat oluyor, içim rahat oluyor. Ve bu şekilde düzenimizi yaptık. Evet. İnşallah ben umuyorum ki bu şekilde de güzel olacak yani. Hayat paylaştıkça güzel. Tabii ki. Evet. Yaralar sarıldıkça güzel. Tabii ki. Güzel anlarımızı paylaştığımız kadar hüzünlü yanlarımızı, acı yanlarımızı paylaşmak da güzel tabii ki. Birlik beraberlik olma zaman diyoruz. Özellikle bu Covid süreci bize galiba evet. Bunu daha çok öğretti. Evet. Birlik beraberliği daha çok öğretti. Ve Fatma ablalar böyle devam ediyorlar. İşte atkı yapıyorlar. Evet. Biz bu örgü grubu sayesinde çocuk yuvasını ziyaret ettik. Huzur evine gittik. Bazı köy okullarına ziyarete gittik. Arkadaşımızın bir tanesinin büyük arabası var. Yaptığımız el işleri, götüreceğimiz yiyecek şeyler, bunların haricinde evden kek, pasta, börek yapıp onlarla beraber okula gidiyoruz. Onlar da yiyoruz orada. Onlara da moral oluyor, bize de moral oluyor. Hepimiz yani memnunuz biz halimiz arkadaşlarla. Çok güzel. Çok güzel günler geçiriyoruz. Peki şimdi şöyle olabilir. Mesela kadınlar el işiyle bir şekilde fayda sağlıyorlar. Evet. Erkekler diyebilir yani beyler. Acaba biz nasıl yardımcı olabiliriz? Onlar nasıl yardımcı olabilirler?
mesela nasıl yardım edebilirler? Para vererek mi ya da ipleri alarak mı? Mesela zaten örgü bilmeyenler nasıl yardım ediyoruz? İplerimizi hayırseverler alıveriyor. Örüyoruz. Biz hiçbir emek almıyoruz. Örgümüzden oluyor. O da bizi hayır olarak geçiyor. Öyle yardımcı oluyoruz bizler de. Evet, beyler de bu konuda belki bu şekilde yardımcı olabilirler. Evet, bazen yardımcı oluyorlar. Eşlerimizin arkadaşlarımızın eşleri para konusunda, maddi durumlarda, alınacaklarda yardımcı oluyorlar bizlere. O şekilde oluyor. Evet, gerçekten çok önemli dayanışma. Evet. Bu süreçte ve genel anlamda hayatın her anlamında, hayat zaten zor diyoruz ama hayatı kolaylaştıracak insanlarla birlikte hayat daha da güzel oluyor. Şimdi çiçeğe dönmek istiyorum. Dedi ki Mehmet Ustam demiş ki ya bahçeden çiçek mi gider demiş. Bir tane çiçekçiden alalım. İnan çiçekçiden gelen çiçekçiden, yani tabii bütün çiçekçilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Allah onlara da hayırlı kazançlar versin. Amin. Ama şimdi bir şeyin böyle doğalı. Ben bahçemde varken elimle gidip çarşıdan almam dedim. Elimle toplanmış değil mi Mehmet? Ne yapayım ben bahçeden çiçekçiden alınan, dışarıdan alınan çiçeği? Hazır. O kadar da güzel kokuyor ki kadife çiçeği dedin. Evet. Bu mevsimde mi çıkar, kış mevsimde mi çıkar? Yok, yazın açar da. Havalar soğuyasıya kadar açık durur, bozulmaz. Şimdiden sonra da Kasım çiçekleri açmak üzere. Bunlar çıkacak mevsimine göre. Evet, o kadar güzel böyle süslemiş getirmiş ki kapının önünde görünce bir anda çok güzel oldu aslında. Hani küçük sevinçler. Hani bugün sizin ilk yayın döneminiz diyerekten biz de sürpriz yapalım dedik. O niyetle geldik. Çok teşekkür ederim. Nasip de programa çıkmak da varmış. Evet dedim Fatma abla hadi olmaz öyle programı alacağım seni dedim. Bu arada tabii Mehmet Ustam da burada, kızın da burada. Torunlar da burada. Senin diğer torunlar da var. Onlara da bir selam gönderelim istersen. Mehmet Kayra'ya, Elif Naz'a, Sefer Kağan'a, Egemen'e. Bundan çok selam söylüyorum herkese. Bütün arkadaşlarıma, eş dostlara, tanıdıklara, herkese çok selam. Şimdi Fatma abla ben bir Avşarlıydınız evet, siz. Evet, Taşkent Avşarlıyız. Taşkent Avşarlılar. Ben bir o bayramın üçüncü günü müydü? Birkaç sene önce. Şenliğimiz vardı. Şenlik vardı. Ben de şenlikte sunucuydum. Hemen böyle bir yerlerine davet ettiler beni. Evet. Ondan sonra sağ sağ ikram ettiler. Bir de karlı pekmez yemiştim ben sizin orada hiç unutmam. Tam zamanıydı o zaman Ağustos ayında. Dağlarda bazı mağaralarda bulunuyor karlar. Getiriyoruz. Tam zamanıydı. Şenlik zamanında olduğu için size de ikram edilmişti. Ama şimdi kar kalmadı gayrı bitti. Kar yok artık. Evet. Artık seneye yenisi yağacak. Yenisi yağacak. Ve Fatma abla tabii çok da hamarak bir insan. Bahçesinden birçok şeyi toplar, kışlık yapar. Sonra tarhananın salçanı herhalde yaptın. Kendin mi yaptın? Tarhana yapmadım da salçamı kendim yapıyorum bahçeden çıkan domateslerden. Evet. Kayısılarımız var. Onlardan kurutmalıklarımızı yapıyoruz. Kompostoluklarımızı yaparız. Hemen hemen hepsini kendi bahçemizden, kendi emeklerimizle hallediyoruz. Hepsini bugün yaptın galiba. Evet. Evet. Gerçekten ekip şöyle bir çiçek geçti oradan. Ben onu alayım mı? Kim gönderdi bilmiyorum ama. Evet bugün ilk gün olma sebebiyle teşekkür ederiz. Güzel bir çiçeğimiz de gelmiş. Hemen şöyle gel açığa girsen de önemli değil. Gel bakalım teşekkür ederim. Bugün tabii ilk gün olunca dedik böyle heyecanımız güzel. Ben hemen böyle yayında canlı açacağım valla. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakmadınız mı? Kim göndermiş? Aa, teşekkür ederim. Eşim göndermiş. Sevgili eşim göndermiş. Yeni döneminde başarılar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Tabii dedik ki hayatta her zaman destek çok önemli. Ona da buradan sevgilerim, saygılarım iletmiş olayım. Çocuklar adına da almış oldum. Onlar da beni ekrandan izliyorlar. İlk günün heyecanı tabii ki. Hatta çocuklar bana diyorlar ki anne sen bu işi yıllardır yapıyorsun. Bu nasıl bir heyecandır böyle? Emin olun böyle birkaç haftadır aynı heyecan üzerimde devam ediyor. Umarım hepimizin işinde öyledir değil mi Mehmet? Heyecan olmadan tabii olur mu ki bu işler? Şimdi evet tabii ki. Şimdi ben de çok uzun süre bir evdeydim. Hiç dışarı çıkmadık yani olması gereken buydu çünkü. Şimdi ilk yasak kalktığı zaman, televizyondan izlediğim zaman işte yasak kalktı diye sahneye çıkacağım da sanki 10 yıl önce ilk sahneye çıkacakmışım gibi hissettim kendimi. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Gerçekten şunun değerini anladık evde. Ailemizin gerçekten onlarla sohbet etmenin, ya ben şahsım adına uzun süredir yapmıyordum bunu çünkü işlerimden dolayı. Bunun kıymetini çok anlamış olduk. İnsanlarla sohbet etmenin, işte insanların eve gerçekten zorunlu tıkıldığı zaman nasıl bir duygu içinde olduğunu gerçekten ben anladım. Bu yüzden tekrardan hepsi aynı kapıya çıkıyor aslında.
İnşallah evet. Bir an önce geçer temennimiz. İnşallah. Tabii ki öyle. Gerçekten zor bir süreç. Özellikle Allah sürekli böyle evde kalmak zorunda olanların yardımcısı olsun. Amin. Karantina sürecinde şu an bizleri izleyenler var. Ben çok fazla Instagram, sosyal medya kullandığım için takipçilerim sürekli yazıyorlar. Hı-hı. Abla işte dua edin, karantinadayız, bu süreçte evdeyiz diye. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Hastanelerde izleyenler varsa şifa versin. Gerçekten zor bir süreç. Ama bu süreçte dün biz de KONTV ailesi olarak farkındalık oluşturmak adına Zafer Meydanı'nda hem yeni yayın dönemimiz için halkımızla buluşalım istedik. Hem de naçizane maske ve gül takdimi yaptık. Şöyle bir gözlemledik. Bir kısım maskeye güzel uyuyor, bir kısım hiç uymuyor. Bir kısım da öylesine, yani hani aklına gelirse şeklinde. Bu mücadeleyi birlikte yürütünce başarılı olacağız. Evet, yani tek birkaç kişinin mücadelesi yetmiyor maalesef. Konya olarak sayı birazcık daha düştü. Dün okudum, %45 evet. Oranında daha düşmüş, hı-hı, diyorlar, evet yani. Evet. Çok çok azalmış ama tabii ki bu da yine tam bitti anlamına gelmiyor. Yani maske ve kurallara uymamız gerekiyor. Evet, ona dikkat etmek lazım. Sen dikkatli misin bu konuda Mehmet? Evet, ben çok arkadaşlarımla kavga ediyorum hatta. Çok mu dikkatlisin? Evet, arkadaşlarım var benim. Şimdi şöyle, ya sıkıldık diyorlar. Yani maske takmak istemiyoruz diyorlar. Çıktığımız zaman ben kendime maske alıyorum. Onların yanında maske olduğu halde onlara da alıyorum tekrar. Yani atarlar, çıkartırlar diye. Evet. Ya çünkü hani kendini düşünmeyeceksen başkasını düşünmek zorundasın. Böyle bir dönemdeyiz. Benim aile yakınlarım, akrabalarım da Covid oldu. Bir de onlara da çok etkilendim. Hani işte bu belirtileri çok kötü. Yani değişik belirtiler gösteriyor. O yüzden ben çok dikkatliyim bu konuda. Çok evet. Hastasım. Sürekli tartışıyoruz hatta, böyle şakayla karıştı işte. Takmazsanız eve almam sizi falan gibisinde. Sen bu konuda hassassın, çok bayağı hassas, ciddi hassassın. Çok hassasım, güzel. Evet. Tabii bu çok önemli. Bir vebal diyoruz, bir hak diyoruz. Tabii çünkü ki. Başka insanlara geçirmek, yani hani bize geçtikten sonra kısımda başka insanlara da geçirmek, bu işin hak ve vebal kısmı işin açıkçası. Hı-hı. Dikkat etmezsek tabii ki, yani tabii dikkat ki. Etmek zorundayız bu kurallara, uygulanan kurallara. Evet. Fatma abla, sen ne yapıyorsun? Sen mesela, ben bu ilk süreçte makarnaları, her şeyi yıkadım yani bayağı bir. Böyle o dönem herkesin ciddi bir su parası geldi herhalde, bilmiyorum. Ben o dönem öyleydim. Temizlik malzemesiyle işte baklava yıkayanı mı ararsın? Videoları da izliyoruz. Var yani, izledim onları. Gerçekten baklava gerçekten, mı yıkanmış? Baklava yıkıyormuş yani temizlik malzemesiyle. Ama o kadar da olmaz. Yani. O kadar da. O kadar da değil. Bu aşırıya kaçıyor. Fazla. Bir dönem ambalajları yıkadık. Evet, ben de yıkadım. Biraz daha dikkatli olduk. Evet, hala dikkatliyiz. Yani zaten ellerimizi sürekli yıkıyoruz. Bu pandemi öncesinde de öyle. Evet. Zaten el yıkama alışkanlığı muhakkak her insanda olması gereken önemli bir alışkanlık. Sende de oldu mu mesela Fatma abla? Yani normal yapmamız gerekenler neyse ona uymak zorundaydık. Uyduk. Böyle de devam ediyoruz şimdilik. Fazla aşırıya kaçmamaya çalıştık. Şimdi ben artık o makarna şeylerini falan yıkamıyorum, hı, artık. Daha böyle rahatım bu konuda. Çok fazla bundan zehirlenen insanlar oldu yani, evet. Çamaşır suyuyla işte tabii yeşillikleri ki yıkayanlar, ne bileyim başka o an yenilecek şeyleri yıkayanlar, zehirlenenler oldu üç, yani. Sanırım 3,5-4 yaşında bir çocuğa dezenfektan içirmişler. Onu görmüş müydünüz? Görmedim ben. Haberde izlemiştim ben, yoğun bakıma kaldırmışlar. Ya, bu bilinçsizlikten kaynaklanıyor ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu pandemiden önce de temizlik hastası olan insanlar var. Evet. Bu pandemi onları daha da böyle tedirgin etti. Çok tedirgin etti yani. Evet. Ve biraz böyle işi farklı şekle getirenler de oldu, evet, yani dediğin, evet, gibi. Çok daha fazla artanlar, hı-hı, oldu ya da tamamıyla hiç böyle bir alışkanlığı yokken daha da fazla abartıldı. Aslında söylenilen çok belli başlı kurallar var. Onlara uymak kâfi. Evet. En önemlisi tabii ki diyoruz, sosyal mesafe çok önemli. İnsanlarla koruduğumuz sosyal mesafemiz çok, evet, önemli. Maske çok önemli. El hijyeni çok önemli. Bunlara dikkat ettikten sonra artık gerisi bir şekilde tevekkül Allah'tan diyoruz. Evet, inşallah. Müzik mi? Sonra reklama mı gideceğiz? Vallahi bugün Halil İbrahim gördükçe, Halil İbrahim ara. Bugün sabah da öyle, Simya'nın programında da öyle. Bugün hep seni görüyorum Halil İbrahim stüdyoda. Hadi bakalım o zaman, güzel ne gelecek? Sürpriz olmasın bu sefer. Sezen Aksu'dan bir eser söyleyeceğiz. Unuttun mu beni? Güzel. Hadi o zaman. Güzel bir eser. Sizlerle birlikte sonra kısa bir araya gidiyoruz. Sonra hemen geliyoruz. Unuttun mu?
şeyimi? Sildin mi bütün izlerimi? Hiç düşmedi mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, o kırlangıçta mı küs bana? Sanırdım ki aşklar ancak sadece filmlerde böyle. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. İçinde tabii ki en güzel konularıyla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Birazcık stüdyonun dışına gelelim dedik. Biraz yaz bitiyor. Kış geldi diyelim, sonbahar ayındayız. Ve sonbahar ayında da benim gibi çok çalışan hanımlar, bir türlü hazırlık yapamayanlar, salçamı yapamadım, pekmezimi kaynatamadım, kışlıkları kurutamadım diyenler, hiç üzülmeyin, öyle bir yere getireceğim ki sizleri. Bakalım neler varmış. Birbirinden farklı ürünler. Birbirinden farklı doğal ürünler tabii ki. Şimdi ben de şöyle bir geziyordum. Dedim ki bu sene biber kurutamadım. Sonrasında pekmez zaten artık herhalde şehirlerde çok fazla kaynatılmıyor. Ama organik de olsun istiyoruz. Böyle güzel olsun. Çoluk çocuk şöyle evimizde yiyebileceğimiz ürünler olsun. Kadir Bey merhaba. O zaman olayın ana merkezine hoş doğru geldiniz. Doğal üretip doğal tüketiyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hemen bir siz tanıyalım. Kadir Çakır, işletme yetkilisiyim diyeyim artık sizlere. Biz burada doğal ürünleri doğal olarak nasıl meydana getirdiğimiz, yani ev yapımı nasıl oluyor? Aynı anne tadı, babaanne lezzetleri neyse biz onları aynı şekilde herkese sunmaya çalışıyoruz. Gıda boyası, koruyucu, katkı, zaten biliyorsunuz dünyanın en büyük terörü gıda. Ve inanılmaz veballi bir iş ve biz buna sonuna kadar karşıyız. Zaten ekranlarda bizi biraz böyle sosyal medyada da varız. Oradan zaten biraz aşikarlık olmuş olacak. Size dilerseniz böyle hani organik nedir, işte doğal nedir, size bunlardan biraz bahsedelim. Organik demek tohumundan itibaren başlayan bir olay. Yani tohumu işte tarlanın, daha doğrusu topraktan başlıyor. Toprak, tohum, işletmeci, gıda üreticisi. Gıda satıcısı artı son kullanıcı. Yani örneğin bir tane ürün aldınız ve üzerinde bir işaret var. Bu Ekotar. Yani şöyle bir göstereyim size isterseniz. Evet, burada firma belirtmeyelim. Bu logoda şöyle bu logoyu hatta yaklaştırırsa bu logoyu firma belirtmeyelim. Logoyu gördüğümüz zaman bu organik tarımdır. Bundan aldınız ve kullandınız. Herhangi bir problem yaşadınız. Zaten ürün barkodları sistemde işli. Direkt toprağa kadar ulaşıyor. Yani nereden alındığı dibine kadar belli. Hibrit tohumları yok. Organik ata tohumları olmuş oluyor bunlar. Organik tarımda işte karayollarına uzak bir mesafede yetişiyor. Kesinlikle toz duman, egzoz dumanı görmüyor. Ürünler böyle başlıyor. Sonra işte erişte grubuna geçtik biz artık. Hani böyle onlu mavi. Erişteler, renkli renkli erişteler görüyorsunuz. Renkli renkli eriştelerimiz yine. Bunlar nasıl renkli? Pancarlı, kırmızı, mor gruplarda sadece pancar ve püresi var. Turuncular, havuç. Yani ev yapımı nasılsa biz bu şekilde ilerliyoruz. Meyve kurularımız özellikle bu dönemlerde çok moda. Direkt bunlarda doğal kurutma yöntemleriyle kuruyor. Hatta böyle gezelim, bir sürü var işte artık. Kivi kurusu, Hindistan kurusu, ananas. Bu aralar böyle
diyet listelerinin favorisidir ananas bu arada. Onu söyleyeyim size. Ananası nasıl muhafaza ediyoruz? Bunları kuru bir yerde muhafaza ediyoruz. Zaten ilaçlı vesaire bir ürünler değil. Hatta böyle geçelim siz isterseniz. Böyle bir çörek otu yağlarımız, işte soğuk sıkım demek, işte soğuk sıkım makinelerinde çıkıyor. İşte nasıl diyelim sizlere, özellikle bu dönemlerde böyle bağışıklık güçlendirmeye yardımcı olan ürünler var. Çörek otu yağı biliyorsunuz ölüm hariç her derde deva. Evet, onu özellikle şöyle bahsedelim. 2 hafta boyunca sabah ve akşam tüketiliyor. 1 tatlı kaşığı yetişkinlerde, çocuklarda 1 çay kaşığı. Tadı acı demeyin. Gerçekten şifa kaynağı, hasta olmuyorsunuz. Onu söylemiş olalım. Gerçekten tüketiyoruz. Aynen öyle. Bu grup sirkelerimiz... Şimdi sizin sirkeler. Şimdi ben sirkeyi duyup da geldim aslında. Sirkelerimiz çok değerli. Sirkeler hatta öyle güzel bir şey söylediniz ki. Yani hani... Babaannelerimizin yaptığı, annelerimizin yaptığı ürünleri aslında damak tadımız tabii. Hep bir özlem hasret duyuyor. Tabii ki. Birçok üründe de aslında o tadı bulmak istiyoruz ve çocuklarımıza da o tadı geçirmek istiyoruz. Evet. Şimdi sirke deyince ben dedim ki yani sirke nedir? Üzüm sirkesidir, alıç elma. Sirkesini biliyorum, elmayı biliyorum. Evet. Ben. Bu kadar. İşte biz bu bilinenlerin biraz daha dışına çıktık. Hatta böyle son dönemlerde favori olan bir ürün işte buğday çimi. Biliyorsunuz kanser evet, hastaları evet. Çok kullanıyordu. Hücre yenileyici, B17 desteği dedikleri zaman... Biz bu ürünü ne yaptık? Dedik üretelim. Hatta dedik bir de yetmedi bir de patentini alalım. Bu tür ürünleri ürettik. Tabii ürünlerimizin ISO belgeleri, kalite sertifikaları her şey içerisinde. Hı-hı. Zaten patentleri bize ait ürünlerimizin. Sirke bizde 35 çeşit. Hani evet. Artık sadece böyle buğday çimi demeyelim. Nar sirkesi, dut sirkesi, kayısı, incir, gileboru, zerdeçallı elma falan mesela derken. Gileboruyu bakabilir miyim? Tabii. Ben gileboru Kayseri'de yetişen bir. Aynen Kayseri. Nereye gitmiştim? İlçesine gitmiştim çekim için. Pınarbaşı incesi olabilir. Evet, evet. O grupta böbrek deyince gileboru geliyor akla. Kırmızı kırmızı üzümgiller ailesinden. Bunları ne yapıyoruz? Biz baktık gileboru çok faydalı böbreğe. Evet. Dedik ne yapalım? Fermente edelim faydasını probiyotiklerle beraber kat ve kat sağlayalım. Nasıl zaten sirkeler nasıl kullanılıyor? 1 bardak suyu 2-3 yemek kaşığı ekliyoruz. Salatalara ekliyoruz. Sirkelerin kullanılmış şekilde. Bunlar sirke gibi mi alıyoruz? Şöyle. Nasıl meyvenin tadını ekliyoruz? Bunlar rafinasyon sirke değil. Rafinasyon sirkeler saatler içerisinde oluşur. Bunlar en az 1 yıl, 1,5 yıl fermente oluyor. Hı-hı, yani içerisinde hiçbir şekilde koruyucu ve katkı girmiyor bu ürünlere. Hani bekletmeli sirkelerle temizlik sirkelerini karıştırmayalım. Bunlar içilebilir sirkelerdir. Evet. Hani böyle çeşidimiz çok fazla işte dedik. Mesela işte şu ne diyelim balzamik duydunuz mu? Özellikle balzamik sirkelerin padişahı olarak geçiyor. Evet. Bunu internette balzamik yazın padişah olarak çıkar. İçerisinde üzüm sirkesi ve üzüm evet. Pekmezi var. Hı-hı. Başka hiçbir şekilde koruyucu yok. Daha şöyle söyleyeyim bizim nar ekşimiz de doğal ama nar ekşisinin yerini alabilir diyebilirim balzamik sirkesi. Tabii ürünler bizde bol bol bir sürü ürünler var. Mesela, işte keçi boynuzu üzümleri. İncir sirkesi, kayısı, enginar. Enginar. Böğürtlen. Ya karaciğer deyince aklımıza ne geliyor? Direkt enginar. Ne yapalım? Fermente edelim daha kat ve kat faydası çıksın dedik bu defa da enginar sirkesini de yapalım dedik. Onu da fermente ettik. Daha kurup da yapamadığımız 20 yakın çeşit var. Peki şunu merak ediyorum. Her buradaki sirke çeşidinin evet. Herkese iyi gelen ayrı bir yanım var. Mesela atıyorum hani dedik ya mesela incir neye iyi geliyor? İncir bağışıklık güçlendirmeye faydalı hı-hı. Bir ürün. Bizim zaten ana işimiz biliyorsunuz insanların en büyük organı deri. İkinci en büyük organ ise bağırsak. Bağırsak sağlığı için mutlaka sirke tüketin deniyor. Zaten bunu tüm hekimlerimiz, doktorlarımız söyledikleri şey bağırsak sağlığıdır. Bağışıklık güçlendirmek için mutlaka sirke tüketiyoruz ama mide problemli olanlar çok karnı tüketmek zorunda. Çünkü Türk Gıda Kodeksine göre belli bir asitik oranları olması gerekiyor. Örneğin asit oranları 3 olan var, 4 olan var, işte 2 olan grup var. Kesinlikle sulu sirke değil bunlar. Direkt meyve ve meyvenin suyu ile beraber konmuş olduğumuz sirkeler. Sirkeler işte böyle başladık böyle. Ananasla devam etmeye başladık. Orada işte kurusunu gördük. Ananası sirkesi. Daha önce duyan var mı bilmiyorum ama bunun bir hikayesini anlatalım. Bu çok özel bir ürün. 4 hırsız sirkesi. İlk defa duyuyorum ben. 17. yüzyılda Marsilya'da meydana gelen bir veba olayında işte zenginlerin paralarını başlıyorlar. İşte çalmaya işte ölenlerin paralarını, mücevherlerini falan çalıyorlar. Tabii işte en sonunda adalet yerini buluyor. Bunları alıyorlar idam sehpasına çıkartıyorlar. Diyorlar ki nasıl kurtuldunuz bu kadar insan ölürken hala nasıl hırsızlık yaptınız diyorlar. Bunu söylerseniz sizi idam sehpasından alalım kurtulalım diyorlar. İşte bu 4 idam sehpasında işte artık diyorlar ki elma sirkesinin içerisine perinotu, sedefotu, eğirotu, sarımsak, karanfil derken böyle 16-17 baharatlı bir karışımı yaptık. 15 gün güneşte dinlendirdik. Sonrasında dezenfekte olarak ağzımıza ve elimize sürdük. Biz bu bebeğden zarar görmedik diyorlar. 4 hırsız sirkesinin hikayesi burada başlıyor. Biz de dayanamadık. Hikayeleri durunca dedik hadi bir de kendimiz yapalım. Gerçekten çok faydalı ürünler. O zaman şu an koronada da kullanabilirler. Tabii kullanabilirler. Şu an COVID sürecinde güçlendirmeye. İşte bu şekilde pekmezlerimiz var. Evet. Yine böyle sirkeler devam ediyor.
İşte badem ezmelerimiz, salamura yapraklarımız. Mesela ben kurmadım bu sene. Artık bizden alabilirsiniz. Tabii evet. Biz de bölgesel her yörenin en güzel ürünleri en özel yerlerinden direkt yerinden alıyoruz. Tokat mı? Tokat, Erbağ ve Manisa evet. Yarışıyorlar aralarında. Evet. Ama bizim lezzetimiz diye soracak olursak ayrım yapamıyoruz. İkisi de çok güzel. Zaten doğal ürünler. Evet. Bu şekilde böyle işte pestillerimiz var. Yine meşhur dibek kahveniz. Dibek kahvemiz. Ben. Çok lezzetli. Domates kurularımız var. Domates kurularımız. Hepsi yeni sezondur bizde. Evet. Bunların içerisine zaten hiçbir şekilde kimyasal girmez. Hı-hı. Hatta böyle nemli bir ortam olursa ne yapar? Bunlar biraz problem çıkartır. Güvenen mi olabilir? Hı-hı. Bunları nasıl kullanıyoruz? Aldıktan sonra direkt buzdolabı poşetlerine koyuyoruz. Havasını böyle pipetle çekiyoruz, havasını aldık ya buzdolabına koyuyoruz, tüm kış boyunca kullanabiliyoruz. Ev nemliyse özellikle İstanbul, Ankara bölgelerinde nem çok, Bursa, Antalya diyelim. Orada bunların muhafazası buzdolabında oluyor. Kesinlikle evet. Güvenilir, koruyucu olmadığı için. Yine kuru meyveler böyle kuru devam meyveler ediyor. Var, hepsi, baharatlar görmüş olduğunuz gibi baharatlarımız evet. harikadır. Hı hı. Özellikle ev yapımı salçalarımız, baharatlarımız kesinlikle baharatlar da böyle duymuş olduğumuz kiremit tozları vesaire olmaz. Hepsi analizli en güzel yerinden. Antep ve Maraş bölgesiyle çalışıyoruz. Evet, yine kurular. Kurularımız. Ben bu sene yine kurular yapamadım. Bakın hepsi yeni sezon. Yani, bizden alacaksınız. Evet, artık buradan alabilirsiniz. Kurular da olmazsa olmaz ayrı bir lezzet katar. Konya'da da sevilir. Seviliyormuş. Ama gerçekten tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye hizmet veriyoruz. Biz de tüm Türkiye. Zaten kargolarla çalışıyoruz. Dediğiniz gibi salçalarımız bu grupta. Tereyağlarımız çok özel. Hani biz Konya'ya farklı bir ambiyans yaşatmak istedik. Güzel ürünler çıkartıyoruz. Hepsi dediğimiz gibi raporlu, işte özellikle reçellerimiz burada başlıyor. Portakal, karadut, cevizli incir, ahududu, böğürtlen, çilek, böyle patlıcan reçeline kadar reçellerimiz var. Süt reçeli bile var. Yeşil incir var ve ben nar reçelini ilk defa görüyorum. Taze incirimiz. Taze evet. incir reçeli bunlar da. Dediğimiz gibi hepsi böyle doğal ürünler. Nar ve ayrıca şurada bir şey görmüştüm. Cevizli incir, onu da biliyorum. Ev yapımı çam kozalağı. Bildiğimiz çam kozalağı mı? Bu çok özel bir bölge. Biz bunu Çamlıdere diyelim, Ankara diyelim işte. Çamlıdere de orada zaten çok meşhurdur böyle. Niğde'de Çamar'da ilçemizde. Çam kozalağının böyle alerjik astım, işte geçmeyen kuru öksürük vesaire orada şurupları yapılıyor. Tabii biz de bu şurupları yapıyoruz. Bu şuruplar nasıl kullanılıyor? Astım, geçmeyen kuru öksürükler de bu aralar biraz moda. Evet. Özellikle pandemi döneminden dolayı. Reçeli dedik çocuklara yapalım normal kahvaltı reçel niyetini ama bunların şuruplarını da yaptık. Dayanamadık. Şuruplarımızda işte yine geçmeyen kuru öksürüklerde, üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıyor. Çam kozalağı içinde kozalağı da olur. Tabii şurup bölümü de bu tarafta. Yine ürünlerimiz, zeytinlerimiz, peynirlerimiz evet. her yöreden, Trabzon'dan, Bitlis'ten, Erzincan'dan sulumlarımız. Dediğim gibi hep bölgenin en özel ürünleri hangisiyse onları almaya çalıştık. Lokumlarımız, hep tüm yemaletler bize ait. Bal evet. grubumuz çok özel. Direkt karakovanlar, polenler, propolisler hepsi yeni sezon. Yine şurada bir şeyler gördüm ben. Nedir bu? Bu gruplarda zeytinlerimiz. Tabii bu da yine o bölgenin en özel firması. Dedik zaten nerede en güzel var, özel var. Biz onun peşindeyiz. Her yöreden bir ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle tüm zeytin gruplarını yaptık. Dediğimiz işte pancarları falan da yaptık ama hepsi daha dönüşümde şu anda. Bu da yine lokumlarımız. Bu şekilde görmüş olduğunuz ürünler. Bunlar bizim kakaolu tahinlerimiz, ezmelerimiz. Çok güzel. Dayıp fındık ezmeleri, fıstık ezmeleri hepsi böyle gün aşırı yapılıyor bizde evet, ürünlerde. Mesela benim gibi İzmir tulumu her yerde bulamayanlar için her evet. yörenin tulum peyniri tabii, var gördüm. Tabii tabii İzmir, Erzincan, Bitlis evet, hepsi. Bu gruplarımız var. Yine görmüş olduğunuz gibi işte tulum peynirlerimiz burada. Tabii. Doğadan gelen şifa kaynağını sizlere sunmak istiyoruz. Çam kozalağı şurubunu biz ilk başta şekerli biraz reçel kıvamıydı. Zaten yüzyıllardır yapılan yöntem bu ama şu anda dünyamızda komple bir şeker hastalığı piyasa çıktı ve üç beyazdan uzak duruyoruz. Dayanamadık. Şekersizini de yaptık zaten bu ürünün. Şeker hiçbir şekilde yok. Oyulunca zaten biraz daha sıvı bir formda olmuş oluyor. Bu da zaten günde 2 defa 3 defa içiliyor. Ve inanılmaz rahat bir nefes mesela açıyor. Mesela içildiğinde böyle bir ağız buluşturma hafif falan. Kekremsi bir tadı var. O da zaten şifa tamamen şifa. Evet. Şifa niyetini yaşıyoruz bunları. Ürünlerimiz bizim bu şekilde. Mağazamız dediğimiz gibi Konya'dayız. Gez gez bitmez zaten. Bitiremeyiz. Ama tabii, saatler sürer. Biz hemen program içerisinde böyle bir girizgah yapalım istedik tabii ki. Daha detaylı gelip görmenizi de tavsiye ederiz. Özellikle kış hazırlığı yapmayanlar mutlaka için. Mutlaka bekliyoruz. Ve organik. O dediğiniz gibi anneannemizden, babaannemizden direkt. Gelen o damak tadını devam ettirmek isteyenler için geleneksel benim tarhanam ev yapımı olsun, böyle fabrikasyon olmasın diyenler için. Kesinlikle değil. Zaten bir de biz burada zaten özellikle köylülerimize iş sağlıyoruz. Zaten yapan ablalarımız, babaannelerimiz, dedelerimizden gelen bir yöntem. Biz onu yine köylerimizden topluyoruz. Her şeyi de biz kendimiz üretemeyiz. Sonuçta çiftçiye de ihtiyaç var. Annelerimize evde yapanlar da var. Salçalarımız da geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu gruplar böyle geleneği hiçbir şekilde bozmayacağız.
bu şekilde doğal üretip doğal tüketmeye devam edeceğiz. Ama en önemlisi bağışıklığımızı güçlü tutacağız. Evet. Özellikle bu kötü dönemlerde diyelim sizlere. Evet, özellikle günün mesajı bu olsun. Kadir Bey, size de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve güçlendirmek. Özellikle çocuklar, hasta olanlar, kronik hastalığı olanlar ya da hiçbir hastalığı olmasa bile muhakkak o bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok lazım. Önemli. Kadir Bey, bereketli olsun inşallah. Allah hayırlı kazançlar versin Rabbim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Bizler devam ediyoruz. Stüdyodayız. Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı. Sanki musallat oldun, başımı belaya sardın. Git diyemedim, sevdiğimi sevmediğimi anlayamadım. Hayatının en kıyısına, en köşesine varamadım. Can veremedim. Kış bahçelerinde soldu aşkım, baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım. Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım. Tutma elimi, gecelerce için için ağlamadım. Bir of çektim içimden, of, of. Aşk bitti, aşk veda etti. Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım. Tutma elimi, gecelerce için için ağlamadım. Bir of çektim içimden, of, of. Aşk bitti, aşk diyen gitti. Can veremedim. Kış bahçelerinde soldu aşkın, baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım. Bu şarkıyı çok seviyorum. Gerçekten benim için de çok büyük sürpriz oldu. Dediğim gibi Mehmet'le hiç konuşmadık aslında ne söyleyeceğiyle alakalı. Bu şarkı bana çok büyük sürpriz oldu. Evet. İnşallah programımıza da böyle şans getirsin, uğur getirsin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz sevgili Mehmet. Bu arada yine çok güzel bir çiçeğimiz daha geldi. Onu göstereceğim sevgili ekip arkadaşlarım. Valla şöyle çok kıymetli Muhammed Şen hocamız hayırlı mübarek olsun demiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok kıymetli, değerli bir insan. Hocam çok merak ediyor. Herkes seni soruyor. Yeniden söylemiş olalım. Her perşembe yine bu yeni yayın dönemimizde Muhammed Şen hocamız bizlerle birlikte olacak. O da tabii heyecanla aslında perşembe gününü bekliyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldu bugün. Çiçek bahçesi gibi oldu stüdyo. Bütün emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Bu arada kıymetli programcılarımızdan İsmailce bizi izliyormuş. İsmail küçük bir kaza geçirdi. Bir operasyon geçirdi. Evinde şu an bizleri izliyor. Rabbim şifalar versin inşallah İsmail'cim. En kısa zamanda seni aramızda görmek istiyoruz. Tabii o uzaktan da olsa radyo programlarına Konya FM'de bağlanıyor. Yayınlarını yapıyor. Diyor ki şu ayağım diyor bir iyileşse yayınların başına geleceğim diyor. İnşallah bütün dualarımız, bütün kalbi duygularımız seninle birlikte. Rabbim şifa versin inşallah sevgili İsmail ve diğer programcı arkadaşlarımız. Yine dediğim gibi sevgili Simge'nin sabah programında konuktuk. Ona da tekrar buradan hayırlı olsun dileklerimi, sevgilerimi iletmiş olayım. Yeni başlayan programcı arkadaşlarımız var. Sevgili Gülsüm Erik çocukça programıyla hafta sonları sizlerle birlikte olacak. Gülsüm'ü de Fatma abla sordu. Gülsüm nasıl diye. İnşallah onun da çok güzel çocuklarla birlikte yapmış olduğu aktivitesi bol, güzel, eğlenceli bir programı olacak hafta sonu. Ona da buradan sevgilerimi iletmiş olayım. Yine tasarım evi güzel dokunuşlar yapacak. Ona da buradan sevgili Emine'ye de sevgilerimi iletmiş olayım. Evet,
Kışlık hazırlık çektim Fatma abla gördüğün gibi. Yani ben dedim bu arada firmamıza da teşekkür edelim. Evet. Dedim ki ben bu sene hiçbir şey yapamadım. Yani zaten salça yapmasını bilmiyorum. Tarhanayı da önceden annem yapardı. Artık annem de biraz yaş itibariyle ilerlediği için çok fazla ilgilenemiyor. Sağ olsunlar bir sürü ürünleri yapmışlar. Sen yaptın mı kışlık hazırlık? Vallahi bu sene kışlık hazırlığı yapmadık da kayısılarımızı kuruttuk. Salçamızı çıkartıyoruz. Onları yapıyoruz. Bazen başka bir şey yaptığımız mesela da. Salça bizim Ege'de güneşte kurutarak yapılır. Evet. Konya'da kaynatılarak yapılıyor herhalde. İkisi de geçerli. Ben de güneşe koydum. Güneşte duruyor. Evet. Domatesler... Güneşte sanki daha mı güzel oluyor gibime geliyor? Ya da benim damak tadım öyle mi alıştı kaynatılan acaba? Biraz siyah durur. Güneş salçası biraz kırmızı olarak durur. Bahçede yetişen domateslerimizden bidonlara kıydık. Tuzum da attık. Onun olmasını bekliyoruz deriz gayri. Erer derler. Arada bir karıştırıyoruz bidonun içerisinde. Son günde deliklilerden sıkıp kesere dökeriz. Suyu süzüldükten sonra da sinirlerin üzerine koyarız, güneşletiriz. Ya da dediğin gibi ocakta kaynatırız. Hı hı. Hangisini daha çok istiyorsak ona göre yaparız. Şu an biraz geç kaldık herhalde. Güneş çok fazla yok artık. Yok. Evet. Onun için belki biraz kaynatma usulü olabilir. Hı hı, evet. Biber kurutmalar, herkesin balkonunda görüyorum. Evet, yollarda gider gelirken normal dolmalıklar. Biber kurutmaları. Onları yapıyorlar. Kuruttun mu dolmalık falan? Yok, kurutmadım. Evet. Onlar sanki bizim böyle Ege'de daha fazla gibi evet. geliyor. Yani bizde kurutma sahil taraflarında daha çok yapılıyor evet. onlar. Güneş belki daha şimdi çok bir de dondurucularımız çıktı ya. Doğru. Güneşte bir buruşturduk diyoruz. Onu güneşte birkaç gün duruttuğumuzda alıyoruz, poşetlere koyup dondurucuya atıyoruz. İyice kurumasını beklemeden dondurucu da daha güzel oluyor diyerekler. Böyle yapıyoruz. Evet. Ben de yani bu sene özellikle közlenmiş biber ve közlenmiş patlıcandan bir şey yaptım dün. Evet. Biraz böyle sos olarak. Yok ben normal difrize attım. Hı hı. İşte böyle ikisini karıştırdım, közlettim falan. Bu sene gerçekten birkaç bir şey yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü çalışan kadınlar bilirler ki kışın hemen böyle hazır bir şey olduğu zaman çok daha kolay oluyor. Evet. Bir de tabii mevsiminde bir şeyi tüketmek, mevsiminden olan bir şey işte kışın tüketmek çok daha güzel oluyor. Daha sağlıklı gibi geliyor evet. bana işin açıkçası. Burada ceviz mi ayıkladın Fatma abla? Evet. Cevizin ay sever misin Mehmet? Pek değil ya. Normal kurumuş cevizi yaş mi ceviz. Seversin? Yaş ceviz sevmez misin? Yok yaş değil kurumuş. Ha, kuruyu evet. seviyorsunuz. Kuruyu seviyorsun. Kuru ceviz bizim var köyde. Sen nereliydin Aslan? Ben Aslan Hadimliyim ama hiç gitmedim. Hemşerisiniz o zaman. Hadim neresinde? Neresi bilmiyorum ama Hadimliyiz. Biz Hadim Merkez. Merkez misiniz? Evet. Ne güzel bak böyle programda ben, da tabii hemşerilik de oldu. Ben çok çok küçükken gittim Hadim'e. Şimdi benim annem Ladikli. Hı hı. Orayı daha çok seviyorum ben. Oraya gidiyoruz hafta sonları. Soy isim yabancı gelmedi. Aşağı Hadim'de olabilirsiniz. Belki de Akçalar var aşağıda. Yukarı olabilir. Yukarı aşağı Hadim. İkisi birbirine yakın zaten. Akraba çıkacağız. Vallahi olabilir. İnşallah. Olabilir tabii. Neden olmasın diyorum evet. ya. Her tanışma bir şeye vesile. Güzel bir vesile olur. Evet. Neden olmasın. İnşallah. Bizim orada ceviz ağaçları var işte. Onlar topluyorlar işte. Ben pek sevmiyorum işte. Yaş ceviz sevmiyorum. Kurusunu daha çok seviyorum. Hı-hı. Annem tarafı Ladikli. Ama Hadimliyim ama orada büyüdüm, Ladik'te büyüdüm. Oraya gidip gidiyoruz sürekli. Pek de fırsatım olmuyor. Tabii çok güzel. Ladik'te Ahmet Ağa var biliyorsunuz orada. Evet, rahmet olsun. Çalıbağ var yukarıda, piknik alanı var. Allah rahmet eylesin. Balık da yiyor musun Mehmet gittiğinde? Oranın balık restoranları çok meşhur Ladik tarafında. Şey yol üzerinde. Yol üzerindekiler. yedik çok çok kez yedik ama şimdi eskisi gibi değil ya. Burada şeyde Konya içindeki daha iyi galiba. Evet. Çayırbağ tarafındaki daha güzel. Ama gidiyoruz arada yani yine de yemeye çalışıyoruz fırsat buldukça. Evet. Ya tabii böyle mevsiminde olan şeyler çok güzel. Özellikle ben çok fazla fırsat bulamıyordum ama geçen hafta bir muhacir pazarına gittim. Oradaki bütün esnaf abilerimize de sevgilerimi iletiyorum. Hiç kaçırmadan izleyenleri var. Yıllardır tanıştıklarımız var. Hepsine de selam olsun. O kadar güzel ki böyle artık yerli ürünler de var. Evet. Mesela soruyorum bu nerenin diyorum Hasanköy'ün, Çayırbağ'ın, Ladi'nin. Evet. Alakova'nın. Alakova'nın, yine sizin o tarafların evet. Birçok ürünleri getirilmiş pazar tezgahlarında. Hı. Böyle tabii ayrı bir güzellik oluyor, rengarenk oluyor. Arada böyle pazar gezmeyi de seviyorum ben, güzel oluyor. Yöresel ürünleri bulmak tabii ki güzel oluyor. Muhacir pazarında normal satıcılar pazar içerisinde durur. Diğerleri yerliler dışarıda. Dışarıya doğru sokak aralarına duruyor. Ona satış yapıyorlar. Evet.
Tabii ben özellikle o dışarıdakileri de gidiyorum. Hani pazarın içine de tabii ki alışveriş yaptığımız abilerimiz var. Böyle bir dış tarafına da gidiyorum. Bir de böyle o domatesin kokusu, salatalığın kokusu tam mevsiminde güzel oluyor gerçekten de. Özellikle dikkat etmek lazım. Hani ürünleri alırken birazcık daha dikkat etmek lazım. Mevsimsel ürünleri, kışlık hazırlıklar tabii ki. Şimdi mesela ne yapılır? Turşu kurulur mu? Geçti kurulur. Mi turşunun mevsimi? Yok, geçmedi daha. Turşu kurulur tam zamanı şimdi. Mesela ben turşu kurmayı bilmiyorum Fatma abla. İnşallah bir gün Fatma abla'nın sözü var. Bitirmem mi lazım birazdan? Evet. Turşu nasıl kurulur? Bunu tabii stüdyoda anlatmayalım. Seninle tamam. Bir Fatma ablayla dedik bir program çekimi planlayacağız inşallah. Tamam. Turşu nasıl kurulur? Kurutmalar nasıl yapılır? Bu sene ben de kayısı kuruttum. Tamam. Bu sene bayağı iş yapmışım ben ya. Bak şimdi konuşunca. Biz bu sene kayısıları yardık. Birkaç gün kuruttuk. Onların az yumuşak olarak şöyle ağızlarını kapattık birbirine. Kilitli poşetlere koyduk. Yumuşak yumuşak. Dondurucuya attık. Kışın çıkartıp çerez niyetine yiyeceğiz. Evet. Güzel. Bu sene ben de kuruttum. Bakalım nasıl oldu. Merak ediyorum. Bu arada son mesajlar. Yeni yayın dönemimizde başarılar diliyoruz. Konya'dan Yaşar Acıbadem. Çok teşekkür ederiz. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun Sibel ablacığım. Bir sorum olacaktı. Heyecanını nasıl kontrol altına alabiliyorsun? İnşallah bununla alakalı bir program yapalım. Yani nasıl heyecan kontrol altına alınıyor, nasıl konuşuluyor? Emin olun o heyecan gitmiyor ama onu söyleyeyim. Dedik ya heyecan var ama heyecanı kontrol altına alabilmek çok önemli. Bizdeki heyecan senden daha fazla. Ben de daha mı fazla heyecan? Bizdeki bence, heyecan? Bence size daha fazla. Daha fazla değil mi? Yani ben gerçekten çok özlemişim. Dekor aynı, her şey aynı, ekip aynı ama heyecan. O heyecan olmadan hiçbir zaman olmaz. Evet. O heyecan her zaman içimizde olsun. Güzel bir heyecan. Önemli olan onu kontrol altına alabilmek. Evet tabii ki. Fatma ablacığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Mehmet'in güzel bir eseriyle bitireceğiz yine. Güzel bir şarkıyla bitireceğiz. İnşallah senden sözü aldım. Tamam inşallah. Ay Bahçe'de bir çekime geleceğim. Tamam. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür tüm ederim. Tüm aileye de sevgiler, selamlar. Çiçeğin için de çok teşekkür ederim bence. Çok naziksin. Yeni yayın dönemimiz kutlu olsun. Ben de size teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Sizleri tanımak da güzeldi. Evet her zaman bekliyoruz. Kapımız İnşallah. Sonuna kadar açık. Sevgili Mehmet sana bugün doyamadık ama. Ben de çok teşekkür ederim. Burada bulundurduğunuz için, konuk aldığınız için inşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Çok İnşallah. Güzel program sunuyorsunuz, yapıyorsunuz. Tekrar görüşürüz inşallah. İnşallah. En kısa zamanda senden İnşallah. De bir söz alıyorum. İnşallah. Tekrar. Neyle veda edeceğiz? İnci tanem diyeceğiz Tarkan'dan. Çok güzel. Evet. Evet. Sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Uzunca bir aradan sonra ilk yeni yayın dönemimizde Konte ve ailesi olarak sizlerle birlikte Hayat Var programı ekibi olarak buluştuk. Ben tabii ki birkaç gündür böyle koşturmaca devam ediyor. En başta sevgili müdürümüz Mesut abime çok teşekkür ederim. Bütün teknik ekibe, reji ekibine, herkese ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Çaresizim mecbur bu veda. Kokun üzerinde gidiyorum uzaklara. Sığınıp anılara bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek sabret. Sığınıp anılara bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek sabret. Sabret, sabret inci tanem. Bekle beni, döneceğim mutlaka sabret. Ağlama ne olur vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka sabret. Ağlama ne olur vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka sabret.